Hepinize merhabalar. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Ben Rıfat Çığ. Gördüğünüz gibi çok güzel bir manzaranın içindeyim. Niyetim ne? Ne yapmak istiyorum? Onu anlatayım sizlere. Son 40-50 yılın en sert kış günleri yaşanıyor şu sıralarda. İstanbul'da özellikle Boğaz kıyısındayım. Birkaç gün daha devam edeceğiz söyleniyor. Tipiler de var. Oldukça zor günler içerisindeyiz. Belki bu videoyu izlerken siz bu günler geçmiş olacak. Ama ben bu günlerin güzelliğini yakalamak üzere yola çıktım. Dediğim gibi zor günler. Hayvanlar için de zor. Doğada bulunan vahşi hayvanlar olsun, çevremizdeki sokakta yaşamak zorunda olan evcil hayvanlar için olsun, zor günler. Elimizden geldiğince onları da unutmayalım bu kış günlerinde. Başta söylediğim gibi ben biraz işin estetik yönüne bakmak istiyorum. Çünkü bu bir fırsat. Kolay kolay ele geçmiyor. Özellikle İstanbul'da çok zor böyle görüntüleri bulmak. Boğaz'ın en uç kıyısındayım yine. Karadeniz'e açıldığı noktadayım Boğaz'ın. Şimdi bu noktadan bir vapura bineceğim ve Boğaz boyunca bir yolculuğa çıkacağım. Sonra karaya çıktıktan sonra da İstanbul'da gezmeye devam edeceğim. Bakalım önümüze hangi görüntüler, hangi güzellikler, belki de hangi zorluklar çıkacak. Başlıyoruz. Önce kıyıyı süsleyen yalılar ve karlı yamaçlar, hemen ardından da giderek belirginleşen güzelliğiyle Sarıyer görünüyor. Yeşilini kaybetmemiş yamaçları, kim bilir hangi zamanlardan beri Boğaz'ı izleyen yaşlı ağaçları ve eteklerine yerleştirdiği oyalı nakışlı yapılarıyla geçmiş günlerin anılarını saklayan sakin, gün görmüş bir semt Sarıyer. Oldum olası yaz neşesini hatırlatır kıyıları aslında. Fakat bu kez kar altında.
Geceleri daha güçlü yağan ve tutunmayı başaran kar yağışı gündüzleri hız kesip gökyüzünden süzüle süzüle inerek yerdeki örtüyü kalınlaştırmaktan ziyade manzaranın tamamlayıcı bir parçası olma çabasında sanki. Sağ sola savrulan kar taneleri Tarabya'nın asırlık kararmış ahşap konaklarının karşıtlığında daha iyi seçiliyor. İşte bu ayrıntıları en iyi şairler, öykü yazarları ve bestekarlar yakaladıklarından olsa gerek, birbirinden güçlü edebi metinler, şiirler ve notaların doğumhanesidir aynı zamanda İstanbul. Ben onların içinden seçtiğim mısralardan birkaçını yanımda getirdim sizler için. İstanbul'a kar geceden düştü, saçlarıma düşünceden. İstanbul kara teslim, ben İstanbul'a. Karlar pusu kurmuş evlerin damlarına, tutmuş bütün yolları, kapatmış İstanbul'un kardan adamlarına. Üşür çam ağaçları, bir sokak çocuğunun göğe açılmış avuçları üşür. Karlar iner İstanbul'a, bir meleğin kanadında. Karlar düşer İstanbul'a, İstanbul kadar güzel. Kıyıda birbirlerine omuz vermiş gibi duran yapıların bir bölümü yenilenmiş. Belki bu sırada eski anıları ve sahiplerinden de ayrıldılar. Artık yeni hatıralar biriktirmekle meşguller. Kuşkusuz bu yalılar dünyanın en güzel manzaralarını sunuyor içinde oturanlara. Aralarında elçilik binaları ve tabii ticarethaneler de var. Tarihin her döneminde bu yapılar gücün, varlığın ve zevkin simgesi oldular. Vapur ağır ağır İstinye önlerinden geçiyor. Her yer için birkaç kelime not eden Evliya Çelebi, İstinye için bakın ne diyor. Bin parça gemi alır, büyük limanı vardır. Han ve medresesi yoktur. Bağ ve bahçesi ise çoktur. Ahalisinin fukaraları bahçıvan ve balıkçıdır. Kasaba, körfez dahilinde olduğundan havası o kadar iyi değildir. Liman burnunda bir misafirhanesi vardır. Limanı rüzgardan emindir. İstinye gerçekten Boğaz'ın derinlik ve genişlik açısından en güvenli yerlerinden olduğu için Bizans'tan bu yana büyük donanmalar, kalyonlar burada korunmuşlar. Antik çağda adı Athena'nın güvenli koyu anlamında Sostenon, Bizans döneminde ise Stenia. İstinye adı birden anlam kazanıyor bu antik isimlerle.
kuş olsam İstanbul'da, uçsam diyar diyar, sabahı müjdelesem Üsküdar'da, ötsem İstanbul, İstanbul diye. Zümrüdü yanka kuş olsam İstanbul'da, bir İstanbul masalı anlatsam bütün çocuklara, bir varmış bir yokmuş diye. Bir çift güvercin olsak İstanbul'da, havalansak semalarında, bir bir konu versek tepelerine, kulelerine, ağır ağır süzülsek yedi kule zindanlarına, ötsek İstanbul, İstanbul diye. Bir talih kuşu olsam İstanbul'da, konsam bir bir fakir mahallelerine, şenlendirsem Gazi Osman Paşa, Bağcılar, Garipler, Küçük Pazar. Bir gece kuşu olsam İstanbul'da, dolaşsam bir bir gazinolarını, Taksim'deki Kristal Gazinosu ilk durağım, sonra Maxim, Yenikapı, Çakıl. Sarhoş olsam Şişli Portofino'da, ötsem İstanbul, İstanbul diye. Beyaz bir tavus kuşu olsam İstanbul'da, gözlerim mavi mavi, aheste gezinsem Gülhane Parkı'nda. Bir değil, bin martı olsak İstanbul'da, takılsak vapurların, gemilerin peşine, uzansak Boğaz'a, adalara, Haliç'e, kanat çırpsak Göztepe, Sarayburnu, Altınkum, ver elini Fenerbahçe, Dolmabahçe, uçsak dursak Haydarpaşa, Kadıköy, çığlık çığlık martılar, çığlık çığlık İstanbul. Kucak kucak serçe olsak İstanbul'da, dağılsak Kanlıca'nın erguvanlarına, bir çift muhabbet kuşu olsak İstinye'de, gece gündüz ötüşsek İstanbul, İstanbul diye. Bir avuç asi kuş olsak İstanbul'da, uçsak özgürce, delice, Heybeliada, Büyükada, Burgaz, konsak bir bir çamlarına, ötsek İstanbul, İstanbul diye. Nesli tükenen bir akbalıkçıl olsam, uçuşa geçsem İstanbul'a, masmavi bir sabah, sığınsam Kınalı Adaya, ağlasam İstanbul, İstanbul diye. Aşık bir bülbül olsam İstanbul'da, konsam en güzel gül dallarına, şakısam İstanbul, İstanbul diye. Serseri bir kuş olsam İstanbul'da, gökyüzünün bütün kuşlarını çağırsam İstanbul'a, üşüşü verseler sürü sürü, bulut bulut, üşüşü verseler kanat kanat, ağaç ağaç, ötüşü verseler İstanbul, İstanbul diye. İstanbul kuş cıvıltısına boğulsa, İstanbul, İstanbul olsa, İstanbul kuşların olsa, kuşlar İstanbul'un. Artık Beşiktaş iskelesine çok yakınız. Çevremde benim gibi İstanbul'un yılda sadece bir kez verdiği bu muhteşem pozu başkalarından farklı kareler hayal ederek yakalamaya çalışanlar var. İşte Boğaz'ın en fotojeniklerinden biri, Ortaköy Camii. Etekleri suda salınıyor yine. Eskiden ressamlar uzun uğraşlarla en güzel resimlerini yapardı. Şimdi her gün binlerce deklanşör sesi güzelliğini hatıralara ekliyor. Thank you.
Seni görüyorum yine İstanbul. Gözlerimle kucaklar gibi uzaktan. Minare minare, ev ev, yol, meydan. Geliyor boğaz içinden doğru bir iskeleden kalkan vapurun sesi. Mavi sular üstünde yine bembeyaz kız kulesi. Bir yanda serin sabahlarla beraber doğduğum kıyılar, Beşiktaş'ım. Baktıkça hep semt semt, yer yer, 5 yaşım, 15 yaşım, ah 20 yaşım. Durmuş bir tepende okuduğum mektep, askerlik ettiğim kışladır ötesi. Bir gün bir kızını benim eden evlendirme dairesi. Benim de sayılmaz mı oralar? Elimi tutar gibi iki yanımdan. Babamın yattığı küçük su, anamın toprağı Eyüp Sultan. Önümde açık kollarıyla Boğaz, Çengelköy'den aktarma Rumeli Hisarı, İstanbul, İstanbul'um benim. Boğaz'ın şaşalı güzelliklerinden sonra Eminönü gerçek yaşam hikayelerinden derlenmiş bir yelpazeyle karşılıyor vapurdan inenleri. Burada insanların koşuşturmacası altında kalan kar sabaha oranla biraz daha yumuşak ve zorlu. Küçük bir ateşi canlı tutmaya çalışan çocuklar ve bir alt geçide sığınmış yaşlı adamla arkadaşlarını görüyorum ilk olarak. Soğuk havada bu görüntüler, insanın içini burksa da şehrin birçok yerinde onlara rastlamak ne yazık ki sürpriz değil. ...1665 yılında açılan ve o yıllardan bugüne meydanın simgesi olan Yeni Cami... ...bugünlerde sıkı bir onarımda. Ancak çevresinde hayat çok canlı görünüyor. Sana dün bir tepeden baktım, aziz İstanbul. Görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul. Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer.
nice revnaklı şehirler görülür dünyada. Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan. Yaşamıştır derim en hoş ve en uzun rüyada. Sen de çok yıl yaşayan, sen de ölen, sen de yatan. Kar da olsa, kış da olsa İstanbul her zamanki güzelliğini sergilemeye devam ediyor. Yeni bir yağış olmadı. Bu yüzden çekimlerimi yapabildim rahatlıkla. Azapkapı'ya kadar geldim. Azapkapı'da bir çay molası vermek durumunda kaldım. Çünkü dışarısı gerçekten ayaz, çok soğuk. Bu akşam yeni bir kar dalgası bekleniyormuş. Bakalım eve kadar gidebilecek miyim? Ancak gerçekten çok güzel görüntüler elde edeceğim. Biraz daha çekmeyi düşünüyorum. Karaköy'e her geldiğimde balık pazarına göz atmak benim için çok eski yıllardan kalma bir alışkanlık. Balıkçıların eski telaşlı koşuşturmacaları ve tezgahlardaki balıkların çeşitliliği biraz azalmış olsa da burada farklı deniz mahsullerini bulmak hala mümkün. Artık gün yavaş yavaş pembeden turuncuya dönmeye başladı. Birazdan bir gök yangını haline dönüşüp Halic'i de yakacak olan gün batımını İstanbul'un kadim simgelerinden Galata Köprüsü'nde balık tutan müdavimlerin arasında izlemek ve günümü tamamlamak istiyorum. İşte kurşun kubbeler şehri İstanbul'dasın. Havada kaçan bulutların hışırtısı, Karaköy çarşısından geçen tramvayların camlarına yağmur yağıyor. Yeni cami, Süleymaniye arkalarını kirli bir göğe vermişler.
hiç kımıldamıyorlar. Ayasofya elleriyle yüzünü kapamış, bütün iştahıyla ağlıyor. İnsanlar sokak sokak, çarşı çarşı, ev ev. İnsanlar sırt sırta, omuz omuza verip durmuşlar. Boyunları bükük, yorgun, asabi, kederli, kindar. Yığın yığın olmuşlar hepsi, köprünün açılmasını bekliyorlar. Bir anda şehrin dört bucağına akacaklar. Bir anda iki ayrı kıtadaki insanlar gibi Fatihliyle Beşiktaşlı sarmaş dolaş olacaklar. İstanbul'un kışın çok güzel olduğunu zaten biliyordum önceden, ancak uzun zamandır görmemiştim doğrusu. İstanbul'u kar altında gözlemlemek, izlemek ve videoya kaydetmek için yola çıktım. Çok da güzel görüntüler elde ettim. Bunları sizinle paylaşmaya çalıştım. İstanbullular kışın çilesini çekmeye razı gibi görünüyorlar. Çok fazla şikayet eden birisine rastlamadım. Galiba birkaç gün sonra bu soğukların ve karın geçmesini umuyorlar. O yüzden sabırlılar. Başka bir videoda tekrar buluşalım. Kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Hoşça kalın.